Evet, görkemli hatıralar kaldığı yerden devam ediyor. Dediğim gibi birinci bölümün sonunda soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Kemal Anadolu'la birlikte, Kemal abiyle birlikteyiz. Ve Kemal Anadolu tabii Türk siyasetinde çok etkili, edebiyatın da içerisine kendisini atmış ve edebiyatın o güzel satırlarıyla karşımıza çıkmış edebiyattan. Şimdi bir 70'li yıllara Türk siyasetinin belki de o kırılma noktalarından birisidir. Türk solunun belki de. Çünkü Bülent Ecevit ve İsmet Paşa var. İsmet Paşa efsanevi bir lider, şef, ikinci adam ve Atatürk'ün çok önem verdiği bir isim. Atatürk'ten sonra Türk siyasetinin en etkili, solunun en etkili ismi ve bir genç bir genel sekreter çıkıyor. Önce istifa ediyor, sonra da İsmet Paşa'nın karşısına aday oluyor. Yer yerinden oynuyor değil mi? Evet. Şimdi 12 Mart enteresan bir olay. Bu fotoğraf. Bu Sayın Ecevit genel sekreterlikten istifa etti. Önce İzmir'e gitti. İzmir'deki olayı Süleyman Genç sağdır şimdi Bursa'da oturuyor. Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'ndan gelen benim çok yakın İzmir milletvekili o zaman. Kaya Bengisu, Necdar Türkçen onlar organize ediyorlar. Basmane'de karşılıyorlar. Tren de İzmir'e geliyor. İzmir'den beni aradı Ecevit. Dedi ki artık mücadele başladı. En güvendiğim sensin Zonguldak'ta. Dolayısıyla programı beraber yapalım. Ama o zaman cep telefonu falan yok. Ses şey oluyor. Dedi ki anlaşamadık. Ben dedi çarşamba günü annemin evinde olacağım Üsküdar'da. Telefon numaram da şu dedi. O zamana kadar ben programı yaptım. Ondan sonra aradım Sayın Ecevit'i. Annesi Üsküdar'da mı oturuyordu? Üsküdar'da oturuyor. Annesinin evinde. Geçici canım oraya misafirliğe gitmiş yani şeyde İstanbul'da çalışırken orada kalıyor. Ben dedim ki efendim size Harem'den otobüs terminalinden Harem'den bilet aldım Raşan Hanım'da ikinize. Önünüze iki tane Erdemir işçisi oturacak. Arkanıza da iki tane Erdemir işçisi oturacak. İsmet Paşa'yı devirdikleri kongreyi anlatıyor. Ecevit dedi ki neden dedi. Altında bir araba vardı. Onu da İsmet Paşa elinden aldı diyeceğiz dedik. Halk adamı Ecevit. Biraz itiraz edecek oldu. Efendim bana program yapın dediniz. O zaman lütfen uyun dedim. Peki dedi. Ondan sonra otobüse bindiler. Ama onları korumasını da Erdemir işçileri yapıyor. Yani partili, militan insanlar. Ondan sonra otobüsten indi. Cumhuriyet savcıları, hakimler, bürokrasi hepsi Nihat Erim diyor. Ecevit Tukaka, Türkiye'nin istemeyen adamı. Şeye çomak sokan adam. Türkiye'nin ilerlemesine çomak sokan, öyle bakıyorlar. Müthiş. Devlet öyle mi bakıyor? Devlet bakıyor, medya bakıyor. İstanbul'da Hürriyet Gazetesi, öbürleri vesaire vesaire. İsmet Paşa'yı da söylüyor değil mi? Ve onun dışında daha kötüsü, Töpter, Maden İş, ne kadar sol örgüt varsa onlar da desteklediler Nihat Erim'i. Karşı çıkan iki hareket vardı. Biri Behice Bora'nın önderliğindeki Sosyalist. Türkiye İşçi Partisi. Hı hı. Bir de Bülent Ecevit'in önderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solcuları. Herkes şeyle beraber. Çok örnek vereyim size enteresan mesela. Çetin Altan Nihat Erim'e ben bir yazı yazmıştı. Ertesi gün içeri aldılar. Bülent Nur Esen benim de hocam Ankara Hukuk Fakültesi hocası. O da Nihat Erim'i methetti. Ertesi günü içeri aldılar. Şakası yok. Artık şeyin militarizmin eline geçmiş devlet. Dolayısıyla o hava içinde geldi. Garajda hiç unutmuyorum. Onu karşılayanlar bak şu Mahmut Topacıoğlu bak. Ya, unutmamışım aklımda. Bunlar işçi hep Erdemir işçisi. Esnaf var bir iki tane. Hepsi Erdemir işçisi. Bak baretler var görüyor musunuz? Evet. Mahmut Topacıoğlu ilçe sekreteri. Benim ilçe sekreterim. Hı hı. Ondan sonra indi otobüsten. Halk çocuğu Ecevit, halk çocuğu Ecevit diye Erdemir işçileri, esnaflar. Çok büyük bir kalabalık değil kitlesel. Ama kararlı, inançlı, her türlü mücadeleye hazır bir topluluk. Ondan sonra partiye geldik. Ben partide, tabii biz tam militan zamanı benim. Bir takdim ettim Bülent Bey'i. Askere karşı, Thompson'lara karşı yükselen yürekli ses falan diye böyle cazgınlık Amerikan'ın istemiyor. Falan filan evet. Bülent Bey rahatsız oldu. Enteresan bir adamdır Bülent Bey. Dedi ki arkadaşlar dedi
Ben seçim bölgemi ziyarete geldim. Zonguldak milletvekiliyim. Onun için teşekkür ederim hepinize. Allah Allah dedim. Bu adam korkuyor mu? Ne yapıyor? Bir de Sosyal Demokrasi Derneği kurmuşuz biz. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de Sosyal Demokrasi Dernekleri var. Ama Ereğli'deki Sosyal Demokrasi Derneği işçilerden oluşuyor. Partiden sonra oraya gittik. Oraya gidince Ecevit hakkında Aspida davası. Aspida ne biliyor musunuz? Papendur'u Yunan cuntası tutukladı. Hakkında Aspita kalkan demek Yunanca. Kalkan örgütünün, gizli örgütünün başı diye yargıladılar şeyi. Papendur'u. Ecevit için de Aspida davası açılacak diye gazeteler yol açıyorlar yani. Hmm. Babali basını. İşçilerden biri bunu sordu. Birisi bir daha bir şey sordu. O yarım saat evvelki Ecevit kayboldu. Ya uzlaşma, ya ben bir küçük bir ziyarete geldim diyen Ecevit gitti. Kayboldu. Ne Cevdet Sunay kaldı, ne generaller kaldı, ne muhtıra kaldı. Şimdi bu sefer ben etiğinden efendim zor... Gürledi, neler dedi onlarla ilgili? Neler dedi bu sefer? Yani diyor ki, bu bir şey, devlet ve şeyi muhtırayı verenler Yunan cuntasının daha ince bir modelini uyguladılar diyor. Ortanın solunu ve beni tasfiye etmeyi amaçladılar diyor. Ve yeniden şekil verecekler diyor Türkiye'ye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Genel başkanımla ters düştüm. Çünkü genel başkan onlardan yana. Ben genel başkanıyla ters düşen bir genel sekreter olarak görevime devam edemem. İstifa ediyorum dedim. Tabii Paşa çok bozuldu. Ama İsmet Paşa. Meclis grubunda da şeyler bölünmüş, senato var o zaman. Ecevit'ten yana senatörler var, karşı çıkan senatörler var, milletvekilleri var aynı şekilde filan. Ve tam o sırada bu tartışmalar devam ederken Nihat Erim balyoz harekatını başlattı, ilan etti. Tepelerine bir balyoz gibi ineceğiz dedi. Aynen böyle. Bugün gibi hatırlıyorum. Balyoz harekatı başlayınca muhtırayı ne kadar alkışlayan, bildiri yayınlayan kuruluş varsa hepsinin yönetimleri içeride. Mamak'ta, orada, burada. Bıldırcın toplar gibi topladılar, attılar. Şimdi aydınlarda kafa karışıklığı vardı. Bunu görünce Ecevit haklıymış dediler. Şimdi bakın, eğer olay başka türlü yürürse Ecevit tarihin karanlıklarında kaybolup gidecek. Bu siyaset böyle. Evet. Yani hem o taraf hem bu taraf olmaz yani. Tavır koydun mu koyacaksın. İyi hesap edeceksin. Ondan sonra öyle olunca Ecevit hareketi güçlendi. Bu kez parti meclisinde Ecevit çoğunlukta istifa etmiş ama şeyden, genel sekreterlikten. Parti meclisi çoğunluğu Ecevit'te. İstese devir. Ecevit'in yerine genel sekreter seçildi. Şeref Bakşık bu geçen sene vefat etti, Allah rahmet eylesin. O İsmet Paşa ile Ecevit arasında kaldı. Rahatsızlandı, mide rahatsızlığı geçirdi, istifa etti. Yerine Kamil Kırıkoğlu geldi. İşte o paşanın sonu oldu. Kamil Kırıkoğlu tabii bu Ecevit hareketinde. Müthiş bir örgütçü bir adamdı ondan sonra. Ve o günkü kadro, merkez yönetim kadroları, Mustafa Ok'tan tut, ondan sonra efendim İhsan Topal, merkez yönetimde, disiplinde Önder Savlar filan var Ankara'da. Deniz Baykal o sırada öğretim üyesi. Deniz Baykal şeyde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi. Ve bu hareketin stratejisini çizen Ecevit'in en yakın danışmanlarından birisi. Deniz Baykal. Sonra Kemal Satır imza toplamaya kalktı. Kurultay olsun diye. Olağanüstü kurultay. İsmet Paşa da bu belki yeterli imzayı toplayamaz filan diye genel başkan yetkisine dayanarak o da kurultayı çağırdı. Beşinci olağanüstü kurultay denilen olay budur. Neresi orası? Bugünkü Selim Sırrı Tarjan Spor Salonu. Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı çok dramatik biçimde idam edilmiş. Gece, ertesi günü kurultay var. Öyle mi? Bir gün sonra. Evet. Kurultayın etrafında askerler silah çatmış. Polisler, dinleyici yok. Dinleyicilerin yerine 50 telsizli sivil polisler var. Ve oy açık kullanılacak. Güven oylaması.
yanlış oy kullanır götürürler diye propaganda var bir yandan da. Ve çok enteresan. O kongre fotoğrafı arkadaşlar, bir sonraki fotoğraf. Paşa, İsmet Paşa, kurultay açıldı. Yok. Bu değil, bu değil. Zonguldak Ecevit'le. Bu da değil. Evet. Bu da değil, bu da değil. Bu. Evet. Bu kurultay işte. Ondan sonra İsmet Paşa gelmedi kongreye. Hasta. Fakat nasıl hasta? Bir resim yayınlandı. O zaman Ankara İstanbul ilaveleri yok. Ama isim vererek söylüyorum ki tarihe geçsin diye. Hürriyet bir Ankara ilavesi çıkardı öğleden sonra. Kongreyi etkilemek için. Sayfanın yarısı da İsmet Paşa yatıyor. Alt, resim altı. İstiklal Harbi'nin mümtaz kumandanı. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı. Oğlu da kaçırılmıştı uçakla o sırada. Erdal Bey değil derim Ömer. Ömer. Oğlunun kaçırılmasına filan aldırış etmedi ama partinin içindeki son çatışmalar onu rahatsız etti. Kalbine yenilecek. Onun için yatağa düştü. Dramatize ediliyor. Ya ortalık karıştı. Dramatize ediyor tabii canım. Ajitasyon. Dramatize dedi. Ajitasyon bu. O sırada delegeler otellerde. Bir şey çıktı. Doktor, delege. Bu büyük sahtekarlık arkadaş dedi. Herkes ona bakıyor. Hangi doktor dedi kalp hastasını sol tarafına yatırır dedi ya. Bu koleksiyondan alınmış Hüseyin Ezer'in resmi. Hüseyin Ezer Paşa'nın fotoğrafçısı ya. Hayda biz hemen aldık o şeyleri gittik bu yalan bilmem ne filan dolaştık. Kurultay açıldı. İsmet Paşa'nın MHK'ya güvenmiyorum diye 3 kişilik bir komite seçmişti. Ahmet Şener gitti. İşte Paşa'nın hastalığı nedeniyle gelemiyorum diye mesajını okudu. Kamil Bey yerinden fırladı. Sayın Genel Başkanımız acil şifalar diliyoruz. Yarın kongre onda toplanmak üzere şu anda kapatıyorum dedi. Yani istersen gelme. Ertesi gün onda geldi paşa. Geldi. Geldi. Geldi ve şöyle anlatayım. Atlıyorum şimdi. Bu saatlerce sürer bunu anlatmak. Çok müthiş. Ama benim kitapta var bunlar. Detaylı şekilde var. Evet, evet. Filmi görüyorsunuz da. Onun için bu kitabı dediğim gibi arkadaşlar alıp okuduğunuz zaman hele CHP örgütü bunu iştahla okuyacaktır. Kemal Anadolu, Kemal abinin şimdiki anlattığı bölüm de Türk siyasetinin, Türk solunun belki de en tartışmalı dönemini anlatıyor. O İsmet Paşa'nın devrildiği kongreyi anlatıyor. Ve ondan sonra şöyle oldu. İsmet Paşa dedi ki ben bu parti meclisine güvenmiyorum. Güven oylaması istiyorum. Bunları devirin. O zaman benim listem var. O listeyi çıkaracağım. Yani evvela bunların devrilmesi lazım parti meclisinin. Güven oylaması. Şimdi Zonguldak diyor. Ayağa kalkıyor herkes. Ali Bahadır delegeydi o zaman. Evet, biz evetçiyiz. Parti meclisine evet diyoruz. Evet, hayır, evet, hayır. Çetele tutuluyor. Bir de aleni yani çıkıp söylüyorsun bunu. Ondan sonra 11'e 10 kala anlaşıldı ki parti meclisi güven oyu aldı. Ama paşa daha önce dedi ki eğer güven benim dediğimi yapmazsanız beni aranızda bulamazsınız dedi. Güven oyu alamadı. Ecevit şeyler kazandı. İşte bu kurultay. Bu Zonguldak delegeleri. Hasan Fehmi Kibar. Elinde sigara olan Mustafa Güray il başkanımız. Şu Kemal Bahadır. Şu Kemal Anadolu. Bu Bülent Ecevit. Zonguldak delegeleri. Ecevit'in militanları bunlar. Bir fire verdik. Bir kişi ayrıldı. Neyse. 11'e 10 kala bitti iş. Ama biz sevinemiyoruz. 11'de sokağa çıkma yasağı var. Herkes bir taksi bulup evine gitmiyor. Alacaklar içeriye. Yönetim var etrafı sarılı. Düşünsenize bir gece evvel deniz gezmiş, asılmış vesaire idam edilmiş çocuklar. Peki siz sol kültürden geliyorsunuz, sosyalist. O gece canınız acımadı mı? Yani o üç fidan asılınca. Ya Türkiye'nin acıdı, solcu olmayanların acıdı. Yazık ya. Ne yaptı deniz gezmiş arkadaş? Adam öldürdü. Ne yaptı? İnadına intikam almak için öldürdüler o çocukları. Onlar sapına kadar devrimci ve ilerici insanlardı ve rehberimiz Mustafa Kemal diyorlardı. Evet. Marksizmi savunuyorlardı, Lenin'den haberleri vardı filan ama tam bağımsızlık yürüyüşü yapıyorlardı. Evet.
Ha öyle liberal sol filan bugün gibi değil iş. Ve o çocuklara çok yazık oldu. Türkiye'de onu idam edenler, o günkü parlamento, Türkiye'nin yüz karasıdır. Onlara üzülmek için solcu filan olmaya gerek. İnsan olmak yeter. Evet. Ve İsmet Paşa istifa etti ertesi günü. İstifa edince olağanüstü kongreye gidildi. 14 Mayıs. Da. Bu sefer 19 Mayıs içinde bir spor salonu vardı. Orada oldu. Ve Ecevit genel başkan seçildi. Büyük Atatürk spor salonu. Değil. Büyük Atatürk spor salonu. Daha küçüğünde yapıldı seçim. Ondan sonra tek tribünlü bir spor salonuydu. Antrenman sahasıydı herhalde. Onu bulmuşlar. Ve Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan oldu. Hı. Evet. O kongredeki konuşmalar çok ilginçtir. Meşhur Ecevit'in söylediği, kapı kulu mu olacaksınız, özgür insan mı olacaksınız? Buna karar verin, ona göre oy kullanın dedi. Kamil Kırıkoğlu ise daha sonra çıktı. İsmet Paşa padişah değildir. Padişah değildir deyince herkes kavgalar, gürültüler devam ediyor. Padişahlığı yıkan adamdır. Padişah olmadığı içindir ki onun emirleri semavi değildir ve biz onlara uymak zorunda değiliz. Bir şeye bak ya. Kamil Kırıkoğlu. Müthiş bir konuşmaydı. Ondan sonra öbürleri de konuştu. Divan Başkanımız Sırrı Atalay'dı. Başkan Yardımcısı Abdullah Emre İleri'ydi. Adil Ali Cenel Trabzon. Abdullah Emre İleri yıllar sonra yine bir Kahire ekseriyeti bir kongre yönetmişti. Öbür Başkan Yardımcısı da Adil Ali Cenel'di. Bak hatırlıyorum. 1970. Şimdi tabii bunların hepsi seçimle iş başına gelindiği zaman siz de ön seçimlere giriyorsunuz. Tabii. Mesela Bülent Bey Sayın Deniz Baykal'ı politikaya davet ediyor. Siyasetçi olmasını istiyor. Ve Antalya'dan aday yapacağım diyor seni ama Deniz Baykal da orada diyor ki Antalya'dan aday olurum ama ön seçimle. Tabii. Ön seçimle geldi. Yani Deniz Bey de bir lider olarak hep ön seçimi savunan, delegeye güvenen, delegeye de dayanışmayı önemseyen bir siyasetçi olarak günümüze kadar böyle yapıyordu. Şimdi tabii 12 Eylül olunca 12 Eylül parti oligarşileri yarattı. Bütün partiler için söylüyorum. Şimdi rica ediyorum ya bir genel başkan şeyleri genel başkan yardımcılarını kendi seçer ve onları azil yetkisi olur mu? O adam nasıl karşı çıkacak yanlış yapıyorsunuz diyecek. Evet. Bu AKP'deydi sonra şu anda biz de yürürlükte. Şimdi onunla ilgili başka bir şey söyleyeceğim ama Deniz Bey ekrana gelince siyasetteki büyük kırılmalardan birisidir. Siz de o zaman partide çok etkili bir görevdeydiniz. 1 Mart tezkeresi. Efendim 1 Mart tezkeresi. Bir meydan okuma da odur değil mi? 1 Mart, şimdi 2002 seçimleri oldu. 3 Kasım. 3 Kasım da tesadüf benim doğum günüm. Ben 11 sene sonra tekrar milletvekili oldum. Ara vermiştim. 11 sene sonra milletvekili oldum. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri 3 aylık. Daha yalaka olmamışlar, affedersiniz. Yani vicdanlarıyla düşünebiliyorlar. Ve bir Müslüman ülkeye, bir Müslüman ülkesinin asker göndermesi ve dökülen kandan kendilerini sorumlu tutacakları anlaşılıyor. Dışarıdan gözlüyoruz biz, bilemiyoruz da. Ve çok kararlı bir şekilde Deniz Bey, ben şunu kesin söyleyeyim, Deniz Baykal olmasaydı o tezkere geçerdi. Kesin! Kimse önleyemezdi. Ve Deniz Bey çıktı, dedi ki, bu gayri hukuki ve gayri ahlaki savaşın Türkiye cephesi ve karargahı olmayacaktır, dedi. Bundan güzel özetleyebilir miyiz? Neden bunu söyledi? Kapalı oturumda değil mi? Yok, neydi? Kapalı oturumda basın toplantısı defalarca. Ondan sonra anlaşıldı ki Amerika 60 bin Amerikan askeri Muş Havaalanı çevresinde Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bir de şey yapacak. Urfa Mardin arasından girecek Amerikan 4. Piyade Tümeni. Türkiye'den doğru girecek Irak'a. Kuzey Irak'tan girecek yani. Bizden pazarlık ediyorlar. Sabiha Gökçen Havaalanı. Trabzon Limanı. Aksaz Deniz Üssü. Mersin Limanı ve İskenderun Limanı'nı da kullanma hakkını istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Eğer o tezkere kabul edilseydi biz Trabzon-İskenderun çizgisinin doğusuna gidemezdik. İzin alacaktık Amerikalılardan.
Amerika ne, girdiği nereden çıktı? Almanya'dan mı çıktı? Japonya'dan mı çıktı? Kore'den mi çıktı? Hepsinde askerleri var. Dolayısıyla müthiş bir mücadele oldu. Ve önce kapalı oturma karşı çıktık biz. Kapalı olmasın dedik. Önder Sav'la ben konuştum. Önce Önder Bey konuştu, genel sekreterim. Sonra ben konuştum. Niye kaçırıyorsunuz milletten diye. Sonra kapalı oturuma mecburen karar verdi. Hükümet istiyor. Bülent Arınç da karşıydı şeye, tezkereye o zaman. Kapalı oturumda Deniz Baykal'a süresi 20 dakika, 40 dakikaya yakın sözü uzattı. Ama Deniz Bey çok enteresan bir konuşma yaptı. Kapalı oturum kimse bilmez, çoğu insan bilmez. Çünkü onların yayınlanmasını istedi Cumhuriyet Halk Partisi. Kabul etmediler. Deniz Bey çıktı, dedi ki bakın, burada televizyon yok, kamera yok, delege yok, seçmen yok, gazete yok. Çocuklarımızın ve onların çocuklarının geleceğini belirleyeceğiz burada. Konuşurken bir iki CHP'li arkadaş alkışlayacak oldu. Şiddetle onları susturdu. AKP'liler döndü. Beni de CHP genel başkanı olarak dinlemeyin dedi. Tecrübeli bir politikacı olarak bunları söylüyorum. Şimdi Kemal abi çok tarihi bir şey söylüyor. Bunlar tutanaklar kapalıydı. Evet. Ben onları anlatıyorum. Onları anlatıyor. Hiç duymadığınız şeyleri ilk kez duyuyorsunuz. Ben de Deniz Baykal'ı çok yakından takip ettim ama bu konuşmasını bilmiyorum. Şimdi bu konuşmayı yaparken biz tabii etrafa bakıyoruz AKP'lilere. Demin dediğim gibi şimdi AKP'li milletvekilleri değil şeyler. 3 aylık milletvekili hepsi. Kürt milletvekilleri, Kürt kökenli milletvekilleri bizim sınırda başımız belaya girer diye istemiyorlar. Tarikat cemaatten gelenler ya günaha gireriz. Bizim asker kan dökerse Irak'ta filan diye şey yapıyorlar. Ama önemli adamlar var bakın. Bunları da söylemezsek daha doğrusu yanlış yapmış oluruz. Ertuğrul Yalçınbayır. O hükümetin başbakan yardımcısı. Karşıydı şeye, tezkereye. Sonra milletvekili yapılmayıp Çaykur Genel Müdürü olan İmdat Sütlüoğlu. Karşıydı. Tespit edebildiğim birkaç isim var böyle. Hükümette de bir bütünlük yok. Devam edin konuşmasını, devam ondan edin. Ondan sonra Deniz Baykal dedi ki, şimdi tarihi bir karar vereceğiz. Bu karar çocuklarımızın, onların çocuklarının geleceğini belirleyecek. Buna evet dersek ne olacak biliyor musunuz dedi. Bu coğrafyada biz, Türkler, Kürtler, Araplar, Süryaniler 1000 senedir beraber yaşıyoruz. Eğer buna evet derseniz bu beraberlik bozulacak. Amerika çekip gidecek. Ama bu insanlar bitmeyen bir kavganın içinde bulacaklar. Birbirlerini öldürecekler. Buna müsaade etmeyin dedi. Müthiş bir konuşmaydı. Ve oylamaya geçildi. Elektronik oylama oluyor. Aa kazandık filan diyorlardı. Onu takip... Başta dışarıya öyle yansıdı. Yansıdı. Ahmet Küçük divan katibiydi. Erdoğan Yetenç de idare amiriydi. Biraz sonra koşarak ben Baykal'ın yanında oturuyorum. Koşarak geldiler. Dediler ki geçmedi. Yeterli çoğunluğu sağlayamadı. Biz tabii müthiş bir sevinç. Ve gerçekten ben 5 dönem milletvekilliği yaptım. Parti meclis üyeliği yaptım. MYK üyeliği yaptım. 2 kurultay yönettim. Kurultay başkanı oldum. Bunlar hikaye. 2 tane oyla çoluk çocuğuma miras bırakacağımı söylüyorum. 2 oyumda. Biri Kıbrıs Barış Harekatı 74'te. O parlamenton üyesiydim. 2, tezkereye hayır diyen parlamenton üyesiydim. Çoluk çocuğuma bırakacağım. En büyük miras budur. Ama Deniz Gezmiş Hasanlar, sıkı yönetimlere oy verenler, geçmişte bu tür yanlış oy kullananlar, onlar da herhalde vicdanlarıyla baş başa. Tarih affetmiyor. Evet. Yani şu konuşma da Deniz Bey kendisini alkışlayanları susturuyor susturdu. Konuşmamı kesmeyin diyor. Beni CHP genel başkanı olarak dinlemeyin dedi ya. Yani deneyimli bir politikacı olarak tecrübelerimi ortaya koyuyorum dedi. Olacakları size söylüyorum dedi. Her şey yayınlanıyor da kardeşim. Niye o oturum 1 Mart tezkeresinin oturumunu yayınlamak istemiyor Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu. Neden? Ne olur yani? Tarih olmuş gitmiş. Evet.
foyaları ortaya çıkacak. Büyük Ortadoğu Projesi. Peki Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki süreç nasıl gelişti? Kısaca onu Kemal abiden dinleyelim. Kıbrıs Barış Harekatı olduğu sırada kısa süren benim bir merkez yönetim kurulu üyeliğim var. Sonra Ecevit bizi tasfiye etti oradan. Ben MYK üyesiydim. Dolayısıyla genel sekreter Orhan Eyüboğlu merhum. Onun başkanlığında toplanıyorduk. Ecevit de başbakan arada sırada geliyordu tabii işi çok. Unutulmaz Kıbrıs Barış Harekatı kararı. Evet. Ve Ecevit ulusalcı bir politika izleme yolunda adımlar atmaya başladı. Amerika Nihat Erim'e haşhaş ekimini yasak ettirmişti. Ecevit başbakan olunca CHP-MSP koalisyonu haşhaş ekimini serbest bıraktı. Bütün baskılara karşı Afyon'a mitinge gidiyor Ecevit. Biz de arkadaşlarla Süleyman Genç, ben, bir iki kişi daha var, diğerlerini hatırlamıyorum. Şeyde, Selçuk'ta çöp şişiyoruz. Arabayı durdurduk. Bir haber geldi. Kıbrıs'ta darbe olmuş, Samsun darbesi. Ecevit geri dönüyor. Mitingden. Ecevit Ankara'ya döndü. Biz de Ankara'ya döndük tabii hemen. İşte MYK toplandı bizim. Uzun müzakereler oldu. Grup toplandı. Grupta uzun müzakereler oldu. Bilgi verdiler. Ve Ecevit garantör devletleri çağrıda bulundu. Kim garantör devlet? Birisi Türkiye, öbürü Yunanistan, öbürü İngiltere. Üç garantör devlet var. Yunanistan'da zaten junta var. Darbeyi yaptıran albaylar juntası. Sonra onlar da defolup gittiler. Bu işin sonunda onlar da defolup gittiler. Ama o sırada Yunanistan'da bunlar var. Hatta Yunan radyoları Yunan 1. ordusu 2 saatte Edirne'ye girer falan gibi yayınlar yapıyorlar. Böyle şöven yayınlar yapıyorlar akılları sıra. Ecevit Londra'ya gitti. Başbakan Kallağan'la görüştü. Müdahale edin. Beraber müdahale edelim. Çünkü faşist darbe oldu burada diyerek onlara. Aksi halde ben bu hakkı Türkiye adına bir hükümet olarak kullanırız dedi. Amerika telaşa düştü. Meşhur Yahudi Dışişleri Bakanı Amerikan'ı kimdi? Bülent Ecevit'e de hocalık yapmış vaktiyle Amerika'da. Neyse aklımıza gelir biraz sonra. Onlar devreye girdiler. Cisco'yu gönderdiler temsilci olarak Ecevit'i engellemek için. Çıkarma olmasın diye yani. Ve onları Ecevit oyaladı. Bizim hükümetimiz oyaladı. O müzakere ederken İngilizler yapmayın etmeyin. Amerika yapmayın etmeyin derken bizim birliklerimiz Kıbrıs'a çıktı. Kıbrıs'a çıkınca tabii ortalık karıştı. Ama Kıbrıs'a çıkmadan önce Ecevit parti liderlerine haber verdi. Kim onlar? O zamanki Süleyman Demirel. Hayırlı olsun dedi. Turan Feyzoğlu hayırlı olsun dedi. Erbakan zaten hükümetin içinde. Ona sorma lüzum yok. Ortaklar harekette. Alparslan Türkeş Amerika'nın haberi var mı dedi. Anlatabildim mi? Türkeş Amerika'nın haberi var mı diye sormuş Ecevit'e. Bu işte. Yok görüşüyoruz demiş Ecevit. Yuvarlak cevap vermiş. Ve çıkarma oldu. Şimdi çıkarmadan sonra parlamento toplanacak ertesi günü. Meclis oylayacak, savaş kararı verecek. Ben Bahçeli Evler 16. sokakta oturuyorum. Arabamla gidiyorum. Bugünkü subay lojmanlarının olduğu yerde, yani devlet su işlerinin karşısındaki lojmanlarda, bu tarafında, Eskişehir yolu üstündeki bir tane albay yürüyerek gidiyor. Kurmay albay. Baktım. Tek başımayım araçta meclise gidiyorum. Durdum. Buyurun albayım dedim. Nereye gidiyorsunuz? Götüreyim sizi dedim. Beni tanımıyor adam. Dedi ki, ya dedi siz dedi gerçekten askere sempatisi olan birisiniz. Ne münasebet hiç yok dedim. Bu sefer daha çok şaşırdı. Dedim ki, yüksek fırını deldi diye beni içeri attınız dedim.
Faik Türk'ün yapmadıkları kalmadı. Çok can yaktınız. Adamları astınız. Hapishanelerde bekçilik yaptınız. Mamak'ta, orada, burada. Ama şimdi gözüme hoş görünüyorsunuz. Siz çünkü asli görevinizi şimdi yapıyorsunuz dedim. Biz sizi hapishanelerde değil, birliklerin başında görmek istiyoruz dedim. Adam hiçbir şey diyemedi. Elini uzattı. Ben de elini sıktım. Devam. Kitapta bu da var. Yani bu benim için unutulmayacak bir anıdır. Evet. Şimdi tabii anılar siyaseten çok olunca Kemal abi yakalamışken de hepsini anlatmasını istiyorum. Grip de ağır bir şekilde saldırıda bende. Ben de öyle, ben de. Gerçekten çok dikkat edin. Bu aralar çok salgın var. Hasta olduğu zaman insan sağlığın kıymetini anlıyor. Şimdi Kemal abi edebiyat da sizin hayatınızda çok değerli bir noktada. Yazarken mi, siyaset yaparken mi mutlu Kemal Anadolu? Vallahi bana doğrusunu sorarsanız şimdi bir yere adaylığım söz konusu değil. Faal politikayla uğraşmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Fikirlerimi her zaman söyledim. Ölünceye kadar da söyleyeceğim. O başka bir şey. Ama size açık söyleyeyim. Bizim edebiyatımız oldukça ileri noktalara vardı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Atatürk'ü bir daha saygıyla, sevgiyle anıyorum. Falih Rıfkı'lardan, Yakup Kadri'lerden, Hüseyin Gürpınar'lara kadar, Hüseyin Rahmi Gürpınar'lara kadar, Reşat Nuri Güntekin'e kadar onları milletvekili yaptı. Şimdi de futbolcular milletvekili oluyor. Evet, ya konuşmayı bilmeyen. Futbolculuk geçmişi de öyle pek parlak olmayan isimler milletvekili oluyor. Şunu Metin Oktay milletvekili olabilirdi. Metin Kurt milletvekili çünkü olabilirdi. Metin yakışırdı. Metin Tekin milletvekili olabilirdi bana göre. Evet. Yani 5 dönem milletvekili. Şimdilerden geliyor ama sizin oralarda oynuyor. Akhisar'da oynuyor. Ergin Keleş milletvekili olabilecek birisi. Şimdi ama parlamentonun değeri kalmadı ki. Bütçesini yapamayan parlamento olur mu? Evet. Tekrar parlamenter rejime dönmedikçe Türkiye'de demokrasi var demek saflıktır. Olmaz. Ve şunu söyleyeyim. Yani Atatürk dönemi zaman zaman eleştiriliyor. Hatta ipin ucu da kaçırılıyor. Ya Atatürk ne yapmış? Size bir olay daha anlatayım. Enteresan. Efendim, edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri de Ahmet Rasim'dir. Ahmet Rasim şeyde yetişmiş, Darül Acize'de yetişmiş. Kemal Anadolu Ahmet Rasim'i anlatıyor. Ondan sonra kendini yetiştirmiş bir insan. Tarihçi, müzisyen, Tatyos Efendi'nin yakın dostu. Bir gün kafayı çekmişler, sabahleyin eve gidecekler. Ahmet ezan okunuyor. Ahmet Rasim'in aklına gelmiş. Hanımı diyor ki, sakın geç kalma, erken gel. O serhoş kafayla Tatyos Efendi besteliyor. Ahmet Rasim de sözlerini yazıyor filan. Böyle renkli bir insan. Ama mütareke basınının karşısında Mustafa Kemal'i destekleyen bir adam. Şimdi Ahmet Rasim Bey. Yani şimdiki gibi hayran olduğumuz o üçlü bir grup vardı ya, adını artık anmayacağım. külliyeye çıkınca işte bir daha unutamam bu eseri. koyacak yer bulamayacağım diyen de bir... Yani grup, Ali Destiero, Ali Destiero. Ondan sonra patronla arası bozuluyor. Ankara'ya geliyor iş arama. Tabii Ankara küçük o zaman. Nüfusu 100.000 var mı yok mu bilmiyorum. Ondan sonra şeyde Mustafa Kemal'de eski İttihatçı işte oraya giren çıkan Ankara'ya ona haber veriyorlar. Şey var. Öğreniyor ki Hergele Meydanı'nda bir otelde, ikinci sınıf bir otelde kalıyormuş. Çok üzülüyor. Bana şimdiye kadar niye haber vermediniz diyor. Yarın diyor mutlaka gelecek. Ahmet Rasim Bey muhteşem. Ondan sonra gelecek ve masada benim sağımda oturacak diyor. Ahmet Rasim'i Atatürk davet ediyor. Talimat veriyor. Çünkü o masaya kimin oturacağını evvelden belirleniyor. Öyle yağma yok, öyle şey değil. Sağımdakini kaldır oturacak. Ahmet Rasim Bey geliyor. Mustafa Atatürk diyor ki ya bana niye haber vermediniz? Üstad Ankara'ya geldiniz filan. Yani çok seviyor onu da. Değerli bir adam çok. Bu arada bu gömleğinin şuraları eskimiş filan fark ediyorum. Bir duble içiyorlar. Bir tane daha. Üçüncüsünde su içiyorlar. Kulağına eğiliyor diyor ki. Münhal bulunan Ahmet Rasim Bey, münhal bulunan İstanbul mebusluğunu kabul eder misiniz diyor. Kabul buyurur musunuz diyor.
adam şaşırıyor. Osmanlı Efendisi ayağa kalkıyor. Atatürk'ün eline sarılıyor. Atatürk çekiyor tabii şey ondan sonra. Bu sefer iki elini havaya kaldırıyor. Yahu diyor, ekmek hakikaten aslanın ağzındaymış be diyor. Ahmet Nasim Bey. Ve sonra kısa bir süre İstanbul Milletvekilliği var. Hastalanıyor, ölüyor. Şunun için söyledim. Eğer genel başkan, lider ne diyecekseniz deyin. Onlar seçecekse Atatürk gibi seçin. O dönemi niye eleştiriyorsunuz? Şimdiki bakın. Yahu kaymakam tayin eder, vali tayin eder gibi milletvekili tayin ediliyor. Ondan sonra da bir sürü haklar geliyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Milletvekillerine ters orantılı bakın söyleyeceğim. Bana gene kızacak olanlar. Tanınan haklar çoğaldıkça, diplomalı sayısı çoğaldıkça kalite düşüyor. Neden? Adam elektrik mühendisi, avukat, muhasebeci. Ya kendi mesleğinin dışında bir şey bilmiyor. Bir roman okumamış. İki şiir dizesi söyle desen, sağcıysa Necip Fazıl'dan söyle de, solcuysa Nazım Hikmet'ten iki dize söyle de, bilmez. Elektrik mühendisi o. Görevine gelince oy makinesi kaldıracak. Böyle milletvekili olur mu ya? Bu parlamentonun durumu bu. Ayrıca parlamento bütün yetkileri gasp edilmiş. Şimdi tek adam rejimiyle yönetiliyoruz. Tabii buna karşı çıkmak lazım. Yani demokrasi güçlerinin buna müsaade etmemesi lazım. Kasım Gülek şöyle bir laf ederdi eski genel sekreter. Kontenjandan seçilenlere. Bunlar milletvekilliği minnet vekili derdi. Şimdi evet. Hakkı Süha Okay, Hakkı abi bir mesaj atmış. O hatırlamadığınız diyor ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger. Kissinger. O Şili'yi de mahveden 73 darbesini Nixon'la birlikte. Allende'yi Nixon'la birlikte deviren adam Kissinger. Yatacak yeri yok onun da. Tabii. Şimdi Kemal abi tabii sanatla edebiyatla iç içe olunca bu Karşı Yaka Memleket de başka bir kitap değil mi? Evet. Burada da Nazım Hikmet, Kemal Anadolu, Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali'yi anlatıyor. Şimdi efendim, kitabın en çarpıcı yerleri de onlar zaten değil efendim, mi? İki büyük kahraman. Benim bu kitabım 1930'larla 80'ler arasını anlatıyor. 1930'la 80 arasında çok partili rejime geçme sancıları yaşayan Türkiye, hele 40'larda, 50'lerde, 60'larda, karşı tarafta da sosyalizmi kurma sancıları içinde olan Bulgaristan. Ve Türkiye'den 3 tane aydın, Fahri Erdinç birisi, zamanın Ankara Radyo Tiyatrosu'nun başında piyesler falan yazıyor, öyküler yazıyor. Öbürü Tuğrul Deli Orman. Tuğrul Deli Orman kim? Efsanevi Cevat Fehmi Başkurt'un iki yardımcısı var. Biri Metin Toker, biri Tuğrul Deli Orman, rekabet ağabey. Ve oyun yazarıdır Cevat Fehmi Başkurt. Paydostu değil mi onun? Evet. Paydost'ta Paydost'ta okulda oynamıştı Müsamere'de. Öbürü de Ziya Yamaç. O Silistereli. Bunlar üçü Bulgaristan'a kaçıyorlar. Ama komünist falan değiller. Yani bir göndermiyorlar orayı. Tabii orada biletsiz yolcu muamelesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Nazım'ın da Türkiye'den gittikten sonra, kaçtıktan sonra en fazla gittiği ülke, sevdiği ülke, biri Bulgaristan, öbürü Azerbaycan. Neden? Çünkü ikisinde de Türkçe konuşuluyor. Hele Bulgaristan'da Trakya Türkçesi Kırcaali konuşuluyor. Kırcaali tarafı. Ondan sonra Deli Orman, Şumlu'da biraz şive farkı vardır Şumlu'yla Kırcaali arasında. Okuyucuları var. Sabahattin Ali de Fahri Erdinç'in hocası konservatuvardan. Fakat konservatuvarı bırakmış şey Fahri Erdinç. Onu öykücülüğe teşvik eden Sabahattin Ali. Sonra bir bakılıyor ki aniden Sabahattin Ali'nin cesedi bulunuyor filan diye. O hala karanlık bir olaydır. Meclise Mustafa Gazalcı arkadaşım getirdi. Ben basın toplantısı yaptım. Beraber yaptık. Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali Hanım, profesör, çok saygıdeğer bir insan filan. Çözülemedi hala. Nazım Bulgaristan'a geldiği vakit 1952'den bahsediyorum. Bunlar havaalanında karşılıyorlar ve
diyorlar ki bizi partimize kavuştur. Partimize kavuştur diye TKP, Türkiye Komünist Partisi. Fakat farkında değiller ki Nazım'ı gölge gibi takip eden İsmail Bilen var. Ona siyasette hiçbir rol vermeye niyeti yok. İşte o şiir yazsın, şey yapsın. Ve onu gözlüyor. Bir yerlere de haber veriyor. Ama geride kalsın. Geride, yani. Evet, geride kalsın. Nazım Moskova'da evvela Çin'e gidiyor. Meşhur Rahatsız Sarınehir var. Şiiri onundur. Ondan sonra oradan geliyor Galya'yla. Galya onun hem doktoru hem beraber yaşadığı kadın. Sevgilisi. Sevgilisi. Ondan sonra Galya'dan sonra işte çeşitli aşamalardan geçiliyor. Nazım'ın şeyi var. Daça'da, Daça'sı var şeyde. Devlet sanatçılarına verilen yerde. Oradan Bulgaristan'a geliyor. Bulgaristan'da bu Fahri Erdinç, bu arkadaşlar karşılıyorlar. Ve bunlara da iş vermişler. Tezgahtarlık filan. Bir tanesi hukuk fakültesini bitiriyor. Onların hayatını anlatırken o dönemi anlatmak istiyorum. Fakat Nazım'ın ıcığını cıcığını çıkardılar. Bütün sevgilileri belli. Nazım'ın ondan sonra hayatı, özel yaşamı yok. Araştırıldı falan. İyi de bir şey yani. Edebiyatçılar, edebiyat tarihçileri araştırdılar. Fakat bilinmeyen iki şey var Nazım. Siyasi tarafı. Bakın Nazım Hikmet'le ilgili bilinmeyen iki dosyayı açıyor Kemal Anadolu. Bir tanesi göç var o sırada. Kore'ye asker göndermişiz. Bulgaristan'da sınırız. Ve Bulgaristan Türkiye'ye hücum edebilir. Türkiye oraya hücum edebilir. İki taraf teyakkuzda, iki tarafta. Soğuk savaş. Yolları bile yapmıyorlar doğru dürüst. Sınır yollarını. Ondan sonra köy bir yandan da kooperatifleşme başlıyor. Kooperatifleşmeye fazla toprağı olan Türkler itiraz ediyorlar. Vermek istemiyorlar. Bulgarlar da itiraz ediyor. Çeşitli şeyler bulunuyor. Sizin topraklarınızı kiralayalım bilmem ne filan zorlamadan yapmak istiyorlar. Galiba zorlamalar oluyor. Bulgaristan Komünist tarihinde de, parti tarihinde de var. Neyse, adamlar göçe başlıyorlar. 52 göçü Türkiye'ye. Şimdi Bulgar hükümeti şeyde, Araf'ta. Tarımsal üretim tamamen Türkler şeylerde, köylerde. Büyük çoğunluğu Türklerin elinde tarımsal üretimin. Mısırından, buğdayından, hayvancılığına kadar. Bir yandan da ona beşinci kol gibi bakıyorlar. Bir savaş çıksa o Türkler Bulgarlarla mı beraber olacak? Türk ordusuyla mı? Ve bu daha Bulgaristan hükümeti karar veremeden daha bu konuda Nazım gidiyor. Diyor ki Bulgaristan hükümetine ben göçe karşı sefer düzenleyeceğim diyor. Nereye? Bir Deli Orman Seferi. Razgrad, Şumlu o taraf. Ondan sonra da ikinci seferde Kırcaali ve aşağısı. Nazım'a karşı çıkamıyorlar. Oralarda ne geçti tam bilmiyoruz tabii. Nazım o sırada Bulgaristan Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi üyesi var. Ali Rafiyev. Daha lisedeyken komünist olmuş. Militan. Ortodoks. Nazım'la balık yüzünden kavga ediyorlar. Nazım'a bir yaylada alabalık ikram ediyor. Nerede limon diyor. Limonsuz bu yenmez diyor Nazım. Ali Rafiyev ithal edecek limon ithal edecek paramız mı var? Nereden bu filan? Bir kavga yürüttü. Nazım diyor ki bunu istemiyorum benim gözümde diyor. Ali Rafiyev'i sert buluyor. Kim geliyor? Dimitra Blagova. Kim Dimitra Blagova? Gazeteci. Partili, Komünist Partisi'nde. Ve büyük bir sefer oluyor. Çok enteresan manzaralar var. Mesela Nazım abi, şimdi kahvede toplantı yapıyor. Bize okullarda daha rahat ders verdirmiyorlar. Niye şikayet etmiyorsunuz? Niye öyle yapıyorsunuz? Ben gideceğim. Pasaportum burada. Nazım diyor ki, yırt o pasaportu Mehmet. Hayır yırtmıyor, cebine koyuyor, oradan çıkıyor. Kolay değil, böyle ikilemler. Ve galiba, ondan sonra tabii Deli Orman'dan sonra
Kırcali seferi başlıyor. Dimitra Blagova ile aralarında bir aşk olduğu belli herhalde, anlaşılıyor. Aradan zaman geçiyor, şimdi atlıyorum. Türklere Civkov asimilasyon uyguladığında, işte sünneti yasak etme, isimlerin değiştirme vesaire vesaire vesaire. Bulgar komünistlerinin utancı şudur, hiç ses çıkarmadılar. Ama bu kadın, Dimitra Blagova, vaktiyle Nazım'la o gezilere katılan ve Nazım Hikmet Bulgaristan'da diye o kitapta çok önemli yeri var. O kadın Komünist Partisi kimliğini yırtıyor Zhivkov'a karşı ve istifa ediyor. Sonra rejim değiştikten sonra Dimitra Blagova Bulgaristan Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor. Büyük ihtimal Nazım'ın eski sevgilisi o. Şimdi Nazım'ın Bulgaristan'daki şeyi, eylemleri, hareketi pek şeylerde yer almadı. Nazım'la ilgili kitaplarda falan yer almadı. Narodna Prosveta diye halk yayınları vardır Bulgar Komünist Partisi'nin. Orada Ekber Babayev, Nazım'ın manevi oğlu denilebilecek Azeri, bütün o kitaplarını çevirdi ve Nazım Hikmet'in 8 ciltlik bütün eserleri Bulgaristan'da yayınlandı o zaman. Bende de var o, antika oldu şimdi. Yani. O kitap. O kitap. Bulgar baskısı. Narodna Prosveta yayınları. Karşıyaka memleket de işte Nazım. Şimdi Karşıyaka memlekete gelince bunları anlatıyorum. O arada, bu çok önemli bence, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 20. kongresi oluyor. 20. kongrede çıkıyor Kuruçev. Tapınma dönemi diye Stalin dönemine ver yansın ediyor. Nazım'ı bu çok etkiliyor. Nasıl? Nazım'ı bu çok etkiliyor. Evet. Stalinizme karşı tavır alıyor. Gidiyor Polonya'da vatandaş oluyor. Muhalif diye korkuyorlar. İşte İsmail Bilen falan kontrol ediyor o sırada demek ki onu. Sonra Nazım Hikmet Dünya Barış Kongresi'ne katılıyor. Paris'e gidiyor. İşte Abidin Dino'yla vesaire arkadaşlıkları var. O arada şeye geliyor, Bulgaristan'a. Bulgaristan'da 1959, çok önemli bu tarih. 61'de ölüyor zaten. 59'da da Menderes'e karşı hareketler başlamış. Nazım'ın şiirleri var. Bayezid'de ölen öğrenci için yazdığı şiirler var. Ama artık Nazım Lenin'e sığınmış. Şey istemiyor, Stalin'e nefret ediyor, o hale gelmiş. Fırtınalar var beyninde. Lenin'i çok seviyor. Ondan sonra siyasi şiirlerden daha çok, ondan sonra bir de bunun Türkiye vatan hasreti. İşte meşhur o Karşıyaka memleket. Sesleniyorum Varna'dan. İşitiyor musun Mehmet, Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan. Deli hasret, deli hasret. Sana sesleniyorum oğlum. İşitiyor musun Mehmet, Mehmet? Bunu yazıyor orada ya. Evet. Nazım çok büyük adam. Ve dört dizeyle en güzel şiirleri yazan adam. Mehmet'i mi merak ediyorsanız, Nazım Hikmet'i merak ediyorsanız, Karşıyaka memleketi Kemal Anadolu'nun kaleminden alıp okumanızı tavsiye ederim. Bu programda hep kitapları tavsiye ederim. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman beni o limana çıkaramaz. Dört satır ya. Burada biberler acı mı acı? Acı mı acı burada türküler? Bana da böylesi gerek. Of of, yandı tutuşlu yürek. Bak bu kadar küçük yere ne kadar anlamlı. Neler anlatıyor. Neler değil anlatıyor değil mi? Unutamadığı şiir var mı Kemal Anadolu'nun? Ha, onunla bitirelim diyeceğim programı. Yok. Şöyle güzel bir tını arkadaşlar hazırlayabilir misiniz kısa bir süre içerisinde? Yani bu şeyde Karşıyaka memleket bu sene Bulgarca'ya çevrildi. Bu Yunanca'ya çevrildi. Atina'da satılıyor şimdi piyasada. Bu da Varna'da şimdi. Bulgarca. Evet. Hem bir siyasetçi hem bir edebiyatçı dedik Kemal Anadolu. Tam kafamdaki siyasi profil benim böyle. Hani hep diyoruz ya burada, Nietzsche diyor
bir ülkede edebiyat ve sanattan daha fazla siyaset konuşuluyorsa o ülke ikinci sınıftır. Evet. Kemal Anadolu bu tezi çürütmek için bence dimdik ayakta hala duruyor. Şu an aktif olmasa bile siyasetçi kimliğiyle de bu programa renk kattı. Ve ben şiirine geliyorum Kemal abi. Şiirini hatırlamaya çalış. Bir şiir okuyacaksın. Ha, yok yok. Yok. Şimdi şu anda gelmedi. Bir de yanlış okursam iyi olmaz. Tamam. Ama okudu zaten. Okudum. Nazım Hikmet'e selam gönderdik. Benim kitabım da Karşıyaka Memleket'te Karadeniz kıyısında yazdığı bütün şiirler var. Evet. 17 şiir olacak. Okudum ben bunu. O şiirler orada. Ceviz ağacını da Bulgaristan'dan dönerken yazmış. Ben evet. Bir ceviz ağacıyım. Gülhane Parkı'nda. Ne sen evet. Bunun farkındasın. Ne polis farkında. Onun hikayesi de zaten sevgilisini bekliyor aslında orada. Piraye'yi beklerken arkadaşına gidiyor ki Piraye'yi buraya çağır diyor. Bu ağacın altında bekliyorum diyor. Ama arkadaşı aranıyor sırada Nazım Hikmet. Ve arkadaşı gidiyor, polise de ihbar ediyor, Piraye'ye de söylüyor. Piraye geliyor ama polisler de geliyor. O sırada Nazım Hikmet ağacın tepesinde. İşte o ceviz ağacının tepesinde yazdığı şiirdir o. Onu anlattığı şiirdir. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Evet, bugün siyasetten başladık. Kıbrıs Barış Harekatı'nı konuştuk. 1 Mart tezkeresini konuştuk. Deniz Baykal'ı. Olağanüstü 5. Kongre'yi konuştuk. CHP'nin unutulmaz sol siyasetini sosyalist kültürden, babasından aldığı o sosyalist kültürle sosyal demokrat bir partide siyaset yapan Kemal Anadolu'la edebiyatı, Karşıyaka'dan Nazım Hikmet hasretini, Sabahattin Ali'yi, Ahmet Rasim'i hepsini konuştuk. Dediğim gibi bu programda herkesle çok kişiyi konuşuyoruz. Başka televizyonlarda sadece bir kişi konuşuluyor. İşte bu programın da sonuna geldik. Kemal abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gayet kattın. Beğendiğim, hoşuma giden, keyif aldığım bir söyleşi oldu. Teşekkür ederim. Evet. Görkemli hatıralardan bu haftalık bu kadar. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta konuğumuz Rutkay Aziz. Bekleriz.